ruhlarının cehennem ateşinde yanmasına neden olan sadece onlardır. Bu bir sınavdır. Babam bugün gerçekten gurur duyardı. Bugün dünya çapında bütün gelişimleri kontrolümüz altına aldık. Bu kontrolümüzü sabitlemek için sonsuz yaşam konusundaki araştırmamızı başarıyla bitirmemiz gerekiyor. Böylece siz her biriniz yüzyıllarca benimle olabilirsiniz. Hep birlikte. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bu izleyeceğiniz video tamamen gerçektir ve gerçek bir seanstan alınmıştır. 70-80'e yakın yayınladığımız videolar musallatın gerçek boyutunu insanlara anlatmakta ve birçok kişinin namaza ve İslam'a girmesine vesile olmaktadır. Çünkü insanlar bu izledikleri videolar ve görüntülerle ve canlı seanslarda şeytanın yaptığı itiraflarla şeytanın insanların bedenlerine girip nasıl musallat olduğunu ve nasıl sapkınlıklara yol açtığını açık ve net bir şekilde görmektedir. Ve Allah'ın izniyle biz bunu göstermeye devam edeceğiz. Çünkü medyumlar, cinci hocalar ve büyücüler adı altında şeytana hizmet eden birçok insanın şeytana hizmetiyle bu birlikte İnsanlara kurduğu tuzakların önüne geçmeye devam edeceğiz. Ve Kur'an'ı ne boynunuza takmak, ne ıslatıp suyunu içmek, ne suyuyla banyo yapmak, ne de rukiyecilerin yaptığı gibi cenabet insanların, günahkar insanların, zinakar ve faizci insanların başlarında okuyup bedenlerine giren şeytanların dana gibi böğürmeleriyle musallat tedavisinin olmadığını, günahları terk etmediği sürece insanların asla kurtulamayacaklarını ifade etmek ve anlatmak için sonuna kadar biiznillah buradayız. Evet Yasin kardeşim hoş geldin. Öncelikle söyleyeyim, görüntülü sesli yayın haklarını veriyor musun? Veriyorum. Tamam. Şimdi kısaca neler yaşadın, nerelere gittin, ne sorun yaşadın? Bunları kısaca bir özetler misin bize? Kısaca üniversitede ilk başta major depresyon teşhisi konmuştu bunun zamanında. Öyle başladı. Daha sonra 30 yaşında, 7-8 yıl sonra o tekrar etti. Tekrarında çok psikolojik destek almadım. Çok bir faydası olacağına inanmıyordum. Daha sonra çeşitli insanlardan, hocalarından, uzaklardan bir şekilde bizi buldular, bize ulaştılar, yardım almaya başladık. Kaç sene önceydi bu yaklaşık? Bu yaklaşık 3 sene önce, 2011'de. 2011'de. Bu majör depresyon teşhisi. İkinci konuş senesi 2011'de tekrar ediyor. İlk önce 2004'teydi, üniversitedeydi. Yani 2004'te, yani yaklaşık 10 yıl kadar önce 2004'te bir psikolojik rahatsızlık yaşadın. Majör depresyon dediler. Evet. İlaç kullandın. Çok az kullandım. Ondan sonra gitti üniversiteye bitirdim bir şekilde işte Allah aşkına. Peki bu depresyon hali, sende hayattan keyif alamama hali, ruhsal bir sıkıntı hep var mıydı 2004'ten beri? 2004'ten beri ara ara tekrarlıyordu ama hemen hemen yok gibiydi yani. Ara ara geliyordu. Çok az. Yani iyi durumlarda zaten ortaya çıkan bir şey değil. Ne zaman zor bir şey olursa... Üzüldüğün zaman veya sıkıntıya girdiğin zaman. Üzüldüğün veya girdiğin zaman da özellikle. Devreye giriyor. Peki 2011'de seni üzecek veya sıkıntıya sokacak herhangi bir hal oldu mu? 2011'de işle başlayan, iyi giden iş bir anda bir... Çalışanlardan dolayı sıkıntıya girdim diyeyim. O zaman yine biraz ödevlerim yüksekti. Bir bunalım dönemi oldu. Ne iş yapıyordun bu arada? Ben ticaret bürosuyum. Michael Mazlamız var. Evet, ticaret bürosu. Normalde tamam. Mali Üçer stajında devam ediyor ama ekstra olarak ticaretle daha ağırlık verdim. Tamam. Onu devam ediyor. Başladığım bu sefer yine anladım ki ilk şey başladığı zaman göğsümde sıkışma ve nefes alamıyorum. Alsam bile hani kalbimi çıkartıp bir köşeye koyasım geliyor yani. O kadar yani göğüs kafesinde seni sıkan bir şey var. Çok sıkan ve doktorun çağrılamayacağını biliyorum. 100 kere gidiyorum, 1000 kere gidiyorum. Doktorlara gittim, buna herhangi bir teşhis koymadılar. Koyuyorlar, depresyon diyorlar. Ondan sonra dedikleri depresyon ilaçlar geçirmiyor.
Biliyorsun biraz daha üstüne ineceğiz, şey ineceğiz, yatman lazım, kalkman lazım. Yani artık göre göre onları da bildiğim için, çok faydası olmadığını bildiğim için. Bu sefer hocalara gitmeye başladın. Beni buldular aslında. Hani bir yerlerden vesile oldu onu derken bir şekilde karşıma çıktı. En son çıktı biraz daha şey işte, karşılaştık işte. Müslüman cinler olan. Kimlere gittin yani? Kaç tane hocaya gittin yaklaşık? Salim Memişoğlu'na en sondan başladım. En son Salim Memişoğlu'na gittim. Ne dedi sana Salim Memişoğlu? Yaklaşık bir dakika, bir buçuk dakika içinde kısmetimin bağlı olduğunu ve şimdiye kadar ona gitmem gerektiğini, yani geç kalınan bir şey olduğunu, yani hiçbir şeyin yoluna gitmeyeceğini, hep tepe noktasında bozulacağını söyledi. İş konusu olsun, evlilik konusu olsun. Peki kısmetinin bağlılığının sebebi neymiş? Yani neden kısmetin bağlanmış? Herkes normal sokaklarda yaşıyor da senin kısmetin neden bağlanmış? Sebebini söyledi mi? Sebebi büyüden dolayı söyledi ama kimin olduğunu, kim yaptığını söylemedi. Niye yani? Madem büyüyü görüyorsa büyüyü yapanı da bilmesi lazım. Sana büyü yaptılar dedi. Yani. Yapmışlar dedi. Ama bir şeyler yazdı, bir şeyler yaptı. Ne verdi sana? Ne verdi? Muska verdi. Bir muska verdi. Bir suyun içine konulan ve okuması gereken duaları verdi. Onları içtim 7 gün. Yani suyun içine bu kağıdı koyduk. Kağıda yazılmış ayetleri verdi. Koyduk. Bunları dedi koy suyun içine. Bir gün, iki gün bekledi. Ondan sonra 7 gün içtim o suyu. İçtin. Ne oldu? Vallahi herhalde bir şey olmadı ki geldim buraya. Su içtim. Muska taktı. Takıyor musun hala? Yok, muskayı takmıyorum. Yani hiçbir değişme olmadı. Tamam. Göğsündeki sıkışma aynen devam ediyordu. Şöyle söyleyeyim, göğsündeki sıkışma normal. Neden onu yapıyorum? Her şeyi üst düzeyde tutuyorum psikolojik olarak ki hani bir dara girmeyeyim diye. Moralini, ama moralini bozduğun anda o sıkışma sende başlıyor. İş düzeyini, para düzeyini, ödemeleri hepsini üst düzeyde tutuyorum. Arkamı sağlam oluyorum açıkçası. Ki düşmeyeyim diye. Düşersem yakalayacaklar biliyorum. Senle kaç dakika ilgilendi? 1,5 dakika, yani 2. 1,5. Sırada hayli insan vardı çünkü, değil mi? El hareketi yaptı, evet. Ben çok kalabildim. Peki sen el hareketi yapınca ne oldu sende? Herhangi bir şey oldu? Herhangi bir şey olmadı tabii ki. Ben... Enteresan. Yani safran yazılmış kağıtlar var dışarıda, onları aldık. Ücret verdik. Ama millet sırada. Sırada çok kalabildim. İnanılmaz kalabildim. Burada pek sıra yok. Burada sıra yok. Ben sıra vardı diye bekliyordum ama şey yok, geldi. Yani hatta çok hızlı geldim İstanbul'dan ki. Bize 100 kişi arıyorsa 95 tanesi, 90-95 tanesi geriye dönemiyor, gelemiyor. Adam 6 ay bir sene mücadele ediyor, gelmiyor, ancak gelebiliyor. Ama şimdi biraz daha anlatayım, ben uçuyorum, benim gelmem lazım zaten. Ben her yere giderim şu anda yani. Birisi bir yerde bir şey desin giderim yani. Hem işim müsait, hem şeyim müsait. Evet. Peki Saadet'ten önce kime gittin? Saadet'ten bir öncesi Hava Salimi, ismi Mustafa diye birisi. Mustafa. Mustafa. Soy ismi ne? Soy ismi bilmiyorum. Telefon numarası yok, her şey gizli. Aracı vasıtasıyla görüşüyoruz. Telefon numarası yok. Hiç gerçek yok. Adı soyadı gizli. Her şey gizli. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar para verdin? Ona bizim aileden yaklaşık 13 milyar para verdi. O Mustafa'ya, her şey gizli olanı. Aynen öyle, 13 bin lira civarında. Yine safranlı bir şey yazdı. Ve dediği hiçbir şeyin olmadığını zaman zaman gördüm. Ben iyiysem iyiyim, kötüysem kötüyüm. Yani onunla ilgili değil. Onunla ilgili olmadığını anladım zaten. Ama parasal bir kötülükte... Parasal olarak verdik yanlış. Yani kötülük parasaldı. Kötülük parasal. Salih'e ne kadar verdin? Salih'e 350-400. 350-400. Rakam küçük çünkü 1,5-2 dakika sen yani yeniyorsun, ne gönderiyorsun? Mustafa biraz daha fazla uğraştı. Yani 6 saatte çalışıyorlar sanırım. Bayağı bir şey tutacağız zaten. 13 milyar Mustafa. Yani ondan önce şöyle şöyle aldandım. Havas deyince ulan dedim her şeyin üstü. Demek ki nasıl oldu dedim ki geldi. Olmuyor, düzelmiyor dedim. Ve hep mantık o. Hep bir şeyin üstünü arıyorum. Bunda olmuyorsa onun daha üstü olması lazım. Dua ediyorum. Tak başka bir şey çıkıyor zaten. Aa diyorum bu herhalde. Mustafa'dan önce kime gittin? Mustafa'dan önce şey anlığı devam etmeye. En son 3 gün önce ayrıldığım kişi. Gülhan Aydoğan diye Efendi Hazretleri. Yani bu Mahmud Efendi cemaatine mensup. Mahmud Efendi cemaatine mensup. Peki cemaatin içinde birisinin bu hariçten, yani belki Mahmud Efendi cemaatindeyim deyip de yani hariçte kendini öyle gösteriyor da olabilir. Kendi çünkü... avukat. Yani söylediğine göre avukat. Evet. Mecliste avukat ama el almış bir kişi. Kimden almış elini? Efendi Hazretleri almış, Mahmud Efendi'den almış. Mahmud Efendi cincilik mi yapıyordu yani gitsin bu adamı elini? Bir kişi yardımcı olsun diye Müslüman cinleri buna tavsiye etmiş. Mahmud Efendi'nin de Müslüman cinleri varmış. Onu bilmiyoruz, sormuyoruz. Yani sorarsan olmuyor zaten. Onun işte biraz farklı. Ne soru sormaz şey yok mu? Soru istediğin soruyu. Cümlesi şu.
iman etmek, görünmeyeni görmek, mükafatı neydi? İman etmek, görünmeyeni inanmak, mükafatı görünmeyeni görmek. Şeytan da görünmüyor. Yani, ya mantık sorgulaması yaparsan zaten hani şey diyor, mesela bir gün bir kız gitmiş, kız arkadaşını getirmiş. Demiş nasıl hocam demiş, arada çarşaf ile konuşuyor. E dedi bu olmaz dedi, hemen dedi bir bahane mi olur dedi. O yüzden... Şimdi nihayetinde o, önemli olan kişilerin şahısları bulunduğu cemaatle önemli değil. Sen bu şahsa Mahmud Efendi'den el aldım diye ne demiştin ismini? Gülhan Aydoğan. Gülhan Aydoğan, kendisi avukat. Ve bizim yanımızda Müslüman cin veriyormuş. Kasım onu başlıyor. Bir saniye şimdi. Bu Gülhan Aydoğan ne kadar zaman gittin abicim? Gülhan Aydoğan çok gittim ya. Kaç yıl gittin? 1,5 sene gittim. Bir 6-7 ayarlık oldu. En son bir seneyle beraber. Son bir sene. 3 gün önce İstekar'la beraberdik. 3 gün önce ayrıldık. Yani yaklaşık 2,5 sene gittim bu adam. 2,5 sene boyunca bu adam ne yaptı kardeşim? Bana bir kere geliyor, 2 kere geliyor insanlar. Çözdüm. 3 seansta çözemezdim. Alıp aram kardeşim, çözemedim diyorum, gönderiyorum. Şöyle. Parayı da iade ederek gönderiyorum yani. Şöyle yani, sohbetleri dinliyorduk. Sohbetlere gidiyordun. Sohbette ya, o sohbet verirdi, onları dinliyorduk. Konuşuyorduk, hani çıkıp dolaşıyorduk. Ne bileyim, biraz hani yanında şey gibiydik. Yani neyse, sen böyle bir sıkıntı için bu vatandaşa Mevlüt Aydoğan'dı değil mi? Yok. Gülhan Aydoğan'a gittin. Bende böyle bir sıkıntı var dedin veya sohbetine katıldın. Bu adam sendeki teşhisi ne koydu? Ne dedi yani? Sende ne var dedi? O şöyle söylüyor. Hani büyü olduğunu söylemişti zaten. Sende büyü var dedi. Klasik kelime bir. Büyü vardı. Bir de onun ilk şey bana yaptı. Şunu gerçekleştirdi. Ben uyuyamıyordum o depresyon zamanında. Evet. Onun geldiği gün akşam uyudum. Uyudun evet. Sonra uyku devam ediyor. Uyku tabii o şeyden kurtuldum. Ben zaten onunla biraz kapıldım yani. Uykudan dedim nasıl uyudum? Uyudum yani bir şekilde uyudum. Uykunun imkanı ilaç da uyutamıyordu. Ancak bayılıyor gibi uyudum. Tekrar ayırıyordum ondan sonra yani. Tamam. Bu hani dedi kontrol edin. Uyku sıkıntını senin kaldırdığı için kaldı. Ama asıl sıkıntı devam etti. Asıl sıkıntı devam etti. Yani göğüs hiçbir zaman geçmedi. Peki bu zat anladığım kadarıyla benim Müslüman cinlerim var diyor. Ve Müslüman olduğunu söylüyor. Cin suresi 6. ayet diyor ki insanlardan 5 kısmı cinlerden yardım istediler. Fakat o cinler onların azgınlığını arttırdı. Kur'an'ın bu ayetini inkar mı ediyor bu adam? Cinlerden yardım almak diye bir hüküm yok Kur'an'da. Yasaklanmış cin suresi 6. ayette. Veya Kehf 51'de diyor sizler diyor şeytanı ve zürriyetini size düşman olduğunu bildiğiniz halde kendinize dost mu ediniyorsunuz diyor. Cehennem de kötü bir yerdir diyor. Şeytan ve zürriyeti. Cinler zaten şeytanın zürriyeti. Sen bunu peki bilmiyor muydun? Ben bilmiyordum. Bilmiyordun? Bilmiyordum. Ve benim Müslüman cinlerim var diyordu sana. Öyle mi? Evet. Ve bizim yanımızda da bir tane baş Kasım onun kendisine sahip olduğu için. Onun da yardımcıları var. Bizim yanımızda da erkekler de Kasım, bayanlar da Rübeyda. Rübeyda. Bu cinlerden sizin yanınıza her koruyucu mu vereceğim? Her koruyucu olarak var. Bir peki, şey olur mu? Biz ona soruyoruz. Burada dur şimdi. Durdum. Burada dur. Koruyucu cin vereceğim diyor. Peki ya hafız diyoruz biz. Allah'ın hıfzeden ve koruyan sadece sensin. Bir cinin seni koruyacağına veya koruduğuna inanmak demek Allah'ın hafız ismiyle Allah'a şirk koşmak demek değil mi? He? Şirk. Nisa suresi 48. ayette demiyor mu? Allah kendisine şirk koşanları asla affetmez. Diğer günahları işleyenleri ise dilerse affeder. Bu şirk yani hafız ismiyle insan Allah'a nasıl şirk koşar? Böyle bir mantığını çalıştırıp düşün. Yani hafız ismiyle Allah'a şirk koşmak istetti şeytan. Nasıl şirk koşturur? Allah'tan başkasının kendisini koruyacağını, koruduğunu ve gözettiğini o insana inandırarak Allah'tan başkasından koruma ve gözetme noktasında bir medet umarsa bu cin olur, insan olur. Mesela sen desen ki Erol hocam beni koru, tövbe haşa. Erol hocam beni üzerime gelecek zararlardan korur musun desen bu şirk. Veya Kasım, cin Kasım beni korur musun bu şirk yani. O yüzden çarpılma devam ediyor. Yani ilmiyle dalalete giriyor, ilmiyle. Şeytan adına yapılan zikirler, şeytan adına yapılan dualar veya Allah'ım benim cinim olsun diye Allah'a şirk koşarak bir cin edinmek için oruç tutuyorlar. Ondan sonra şeytan geliyor baş köşeye oturuyor diyor ki ey diyor işte neydi ismin türmü? Yasin. Ey Yasin diyor.
ben diyor falan süren ha demeyeyim, bundan sonra ben senin yanındayım. Sen de diyorsun ki oldum artık, olgunlaştım. Hayır, hadimim de var. Söylerim hadimi. Asla değil değil mi? Hangi sahabide var böyle bir durum? Hangi peygamber cinlerden yardım almış? Süleyman Aleyhisselam cinlerden yardım etmemiş. Cinleri iç gibi kullanmış, köpek gibi çalıştırmış, saraylar yaptırmış, hizmet ettirmiş. Korkudan hizmet etmişler. Yardım almamış. Çalıştırmış. Bak, yardım almak ayrı, köle yapmak ayrı. Süleyman Aleyhisselam onları kendine Allah'ın verdiği güçle köle yapmış, hizmet ettirmiş. Yardım almamış. Bunlar cinlerden yardım alıyoruz zannettiklerinde şeytan onları kendine köle yapıyor. İşte kaç yıldır yaşıyorsun? Yaşıyorum. Niye çözmedi? Hani Müslümandılar? Hani Müslümanın derdine devaydılar. Sormadım. Sorarsam devre dışı kalacağım bildiğim için sormadım. Sorgulamadan tabi olmadım. Peki, sorgulamadan zaten devre dışı bıraktılar yani. Bu günahından tövbe etmesen, Allah'tan başkasının seni koruyup gözettiğine inanmakla işlediğin şirkten tövbe etmesen nereye gidiyorsun? Peki bunu inandıranlar nereye gidiyorlar? Tuzak bu. Şurada aldanıyorsunuz. Onlar cansız var. Ona bağlı kul köle oluyor. Ben orada biraz yaptım. En son o şahısta işte yani. Çok hafız var. Çok inanılmaz. Hepsi çarşaflı insanlar. Yani farklı bir ortak. Doğru geliyorsun ama işte noktalara bak. Bir İslam bir yaptıysa yakalıyorsun işte. Açıklar görünüyor. Şimdi bak ben o noktada da biraz da düşünmüşüm. Belki İslam'a karşı inancın noktasında da artık neredeyse böyle güvenini ve inancını kaybetme noktasına da geldim belki de. Ya nasıl dua edeceğimi bilmiyorum artık. İmanını kuvvetlendireceğine artık Allah'ın varlığı konusunda da belki şek ve şüpheye düşecek bir noktaya geldim. Doğru mu? Çünkü bu kadar bunlar, bu kadar insan, Müslüman insan nasıl sapıyor deyip de acaba bu belki hakikat yolu değil mi diye de düşünmüş olabilirsin. Doğru mu? Yani şeytanın en büyük tuzağı. Şimdi ben sana burada bir kıyas vereyim, tamam mı? Azazil bildiğin gibi cinlerin helakından sonra dünyada cinlerden kalan en son kişiydi. Azazil. Cin kavmi dünyada helak olduğunda cinlerden en son namaz kılan birisi vardı. Melekler onu yanlarına aldılar. Onun adı da Azazil'di. Azazil'i yetiştirdiler. Sonra ne yaptılar? Öyle bir noktaya geldi ki Azazil ibadette öyle bir ilerledi, meleklere hocalık yapar derecesine çıktı. Bu Azazil dediğimiz şu anki şeytan. Bak şimdi, bir cinin şeytan olma süreci neyse, bir insanın da şeytan olma süreci aynıdır, bak bunu unutma. Nereden hataya düştüklerini sana söyleyeceğim şimdi, bak. Azazil meleklere hocalık yaparken, ki senin de hoca dediğin şahıs da bir sürü hafıza hocalık yaparken ki halini düşün. Melekler geliyorlar, diyorlar ki ya Azazil, diyorlar, yakın zamanda içimizden biri lanetlenecekmiş. Biz Lef-i Mahfuz'da böyle bir yazı gördük, diyorlar. Azazil diyor ki korkmayın, o lanet size uğramaz. Siz kullarsınız, iyi kullarsınız, diyor. Diyorlar ki Azazil bizim için dua et. Biz o lanetin bizden birisine uğramasından, diyor, korkuyoruz. O zaman Azazil açıyor ellerini. Allah'ın, diyor, bu kardeşlerimizi, bu melaikeyi, o lanetli olanlardan olmaktan koru, dua ediyor, amin, diyor. Ama kendi ibadetinden, kendi kulluğundan o kadar emin ki Azazil, kendisi için yapmıyor duayı. Kulluğunda ve ibadetinde bir kibir içerisinde. Allah onun ibadet ve kulluktaki kibrinden hoşnut olmuyor. Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve onun kulluğundaki kibri ben daha hayırlıyım diyerek nasıl bir kibir yaptığını açığa çıkarıyor ve malum Adem Aleyhisselam'ın hadisesinde fiha fahrucin, oradan aşağıya lanetlilerden oluyor. Yani ibadette en yüksek mertebedeyken kullukta yaptığı kibirle en aşağı dereceye düşüyor.
bugün eğer alim insanlar sapıyorlarsa, hak yoldan uzaklaşıyorlarsa, şeytanı hacim deyip kucaklıyorlarsa, bir ilimleriyle ve ibadetleriyle bir kibir içine girmiştir. Ve o kibir onları en üst dereceden en aşağı dereceye indirdiğinin farkında bile değil. Misal, diyor ki adam, ya diyor kardeşim biz İslam'ı bak gördüğün gibi sarığı, cübbesi, şalvarı, şeriatı, ahkamı, sakalıyla öyle güzel yaşıyoruz ki diyor, değil mi? Şunlara bak diyor, açık saçıklar, günahkarlar, cinakarlar, bunların hepsi lanetli. Peki senin o kibrinle o lanetin sana uğramama şansı var mı? Şöyle bir ara cümle kullanayım. Açık olan insanlar da var. Önemli olan bir insan kazanmak. Yani onları zamanla yavaş yavaş döndürebilmek. Çok açıklar da var. İşte kazanmak ama orada ilmiyle yani ve o, ibadetiyle aynen, bir nokta o kibrin içerisine düşmemek gerekiyor. Yani o lanetin sana da uğrayabileceğini, o ayetin seni de kapsadığını, insanlardan bir kısmı cinlerden yardım istediler. Fakat o cinler o insanların azgınlığını ve taşkınlığını arttırdığı ayetinin içine kendini koymuyor. Aynı Azazil'in Def-i Mahfuz'da yazılan yazının içine kendini koymadığı gibi. Ne yapıyor? İlmine güveniyor, ibadetine ve kulluğuna güveniyor. Ve aynı Azazil nasıl düşüyorsa Ademoğlu da o tuzağın içine düşüyor. Yakın zamanda birisi de düştü aynı tuzağa. Açtı ellerini semaya, okudu bedduayı, yaptığı beddua bütün cemaate geri döndü. Tövbe etmediği sürece helak olur. Onu bunun gibi. Cübbeli Ahmet'e yapılan zulme bağlı. Cübbeli Ahmet'e yapılan zulme bağlı mı? Cübbeli Ahmet'e yapılan bir zulüm yok. Cübbeli Ahmet Hoca hapse girmeden 15 gün önce Risale-i Nur talebesi ve Bediüzzaman'la ilgili ileri geri latak bir konuşma yaptı. 22 sene hayatını zindanlarda geçirmişsen bir üstada, bir asrın kabul ettiği bir alime dil uzatıyorsun. Uzattığın dilinden tuttular, seni de aynı zindana attılar kardeşim. Anladın mı? Kader adalet etti. Hem de çirkin bir şeyle attılar yani. Senin dilinin oraya uzanmasının haddini bilmesi gerekiyor. O adam 22 sene, 23 sene hayatının yarısını zindanlarda geçirmiş. 21 defa zehirlenmiş. Hayatını ortaya koymuş. Bir insana sen dil uzattın mı ne oldu? Girdin cezaevine. Ortalığı yıktınız. Niye? Dil uzattığın adam kaç senesini zindanlarda ölüme terk edilerek geçirdi. Aynen bunun gibi. Meselenin fazla haricine çıkmayalım. Seni ben bir kontrol edeyim. Kontrolden sonra tekrar devam edelim, tamam mı? Ensenden bir ağırlık başladı zannediyorum sana. Değil mi? Yasin, sende bazı cevherler var tahmin ediyorum da bakalım ne çıkacak. Var, çok var da inşallah bir şey düşmez. Şu ayakta bakayım bir. Gücün enerjin nasıl? İşi seni geriye doğru itiyor mu? Peki parmaklarını bak bakayım Yasin. Sağ veya sol herhangi bir gözüne batacak mı parmağını böyle okurken? Eûzü bi kelimetillahi tammetin külü şeytanına kudretin ve mükülü aykından mı? İnneke meyyitü meynevun meyyitü. Travatin. O zaman enerji de sağlığı. Tırmak yapsettin mi? Bitişli ayakları böyle. Serbest bir şekilde dur bakayım Yasin. Yasin'im, ne yapıyorsun sen? Yakaladık hayvanı. Hayvanın biri burada duruyor. O bir tanesi ama. O bir tanesi. Dur bakalım kaç tane var Yasin. Bir daha bir yoklayalım bakayım bu hayvanı. Bismillahirrahmanirrahim. Direndin biraz. Hiç direnme. Serbest bir şekilde dur bakayım Yasin. Diremediğin zaman zamk geliyor. Peki, bitişir ayakları da. Şöyle bir kontrol et. Hiçbir şey yokmuş.
Ya Asım yine kardeşim senin yani namaz falan kılıyor musun? Sürekli. Namaz kıldığın için korunuyor. Sen namaz falan kılmasan var ya. Benim usuller mi yani? Bu seni intihar, mintihar her şeye sevk eder yani. Gel bakalım. İlk. Evet. Vücudunda bir enerji var Yasin. Müjdeler olsun sana. Seans ve tedaviler bittikten sonra tekrar seni kontrol ettiğinde bu çekinmeler gitmeden olmadığında vücutta hiçbir enerji kalmamış demektir. Bir de göğüs kafesinde dedim. Sol taraf mı? Şurada. Peki. Aşırı bir acı hissedecek misin bakayım? Ya Gaffar, ya Gaffar, ya Gaffar, ya Gaffar, ya Gaffar. Çok acıdı, çok acıdı. Ya Gaffar, ya Gaffar, ya Gaffar, ya Gaffar. Peki, peki Yasin, böyle dur. Burada aynı şey var mı? O kadar değil. O kadar değil, ne var? İki tarafından birden mi sıkılıyor? Yok, göğüs özellikle. Yani hangi tarafı daha çok? Şu bölge, yani buradan bir şey çek çıkarmak gerekiyor yani. Peki, bir daha. Böyle bir dur bakayım ben. Ne oldu bir an? Bir çekimde hissettin mi? Uzan bakayım Yasin oraya. Yüz üstü bir yat bakayım ben. Bugün de var ya şey gibi çalıyor. Alarmlar. Bir kontrol edelim bakalım Yasin. Önce ayak var. Evet. Yasin'in vücudunda olmayan bir yer yok. Olmayan bir yer yok değil. Bak şimdi yerlerini ben sana göstereceğim. Bir tane burada yatıyor. Bir tane burada böyle yatıyor. Bak ya doktor ya doktor parmağımı dokunuyorum. Bir tane burada yatıyor. Bir tane burada. Yasin'in bir anan beddua etmemiş. Ona da geçen gün küfür etmişim, Allah'tan etmemiş yani. Anan beddua etmiyor değil mi? Etmez. Dur bakayım, baban ne halinde? Babam eder. Of, babam var ya bir beddua makinesi. Babamın babası da ona beddua etmiş. Sülalesi öyle. Otur Yasin. Üzerinde... otur oraya otur. Tam 5 tane hayvan var. Bir tanesi senin ya da soyunun yerine getirmediği bir adak görevlisi. O şurada duruyor. Bir tane babanın ya da babanın soyundan gelen bir beddua görevlisi sağında. Bir tane baban seni döverken şöyle elini tutman ya da itmenle vücuda giren bir hukuku vadini çiğnemekle görevli bir şeytan. Bir tanesi de annene itme ya da tutmayla ilgili bir fiili hareketle vücuduna giren. Toplam 5 tane hayvanla buradasın. Hayvanların baban tövbe ederse 3 tanesi burada ölür. Hatta 1, 2, 3. İki tanesi de biri adak, birini de baban babasının kendi mezarının başında öldürülür. Baba? Baban kendi babasıyla husumetli miydi? Husumetli yani sevmezler birbirini. Ben dedem vefat ettiğinde çok ufak bir keşfet yani.
Kaç yaşındaydın? 2 yaşındaydım. Bendeki sıkıntı daha eski o zaman. Küçük yaştan beri sende böyle bir metafizik bir dengesizlik sanki var gibi. Böyle daha çok kendi işine kapanık yaşama gibi. Vesaire. Şöyle ortala bakayım kendine. Şunun amcasını kameraman mı yapsak? Şuradan durur mu şöyle? Alır herhalde. Yandan alırsa daha şey. Değil mi? Yasin. Şimdi Yasin diyorum. Yasin'e sesleniyor. İçinde kaç tane hayvan. Acaba ne yapacak diye merak içerisinde duruyorum. Bence elini rakamı alır mı? Saldırmıyorsa var mı? Balmıyor yok ama. Geliyorum ama ben balmıyı dengesi atayım. Sen bayağı bir kükücüyorsun buralarda, karışacaksın. Bak gözünün içine. Allah'ın adıyla. Süleyman Aleyhisselam'ın sözleşmesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Çok fazla seninle uğraşmayacağım, sadece ölümüne gireceğim. Ya Yasin'in nisanına gel, ya da ben seni öldürmeye başlayayım. Öldürdüğünü veya nasıl öldürdüğünü belki bilmiyorsun ama inan bütün şeytanlar senin sesini dinleyecek ölürken. En sonunda adaktan gelen şeytan kesilirken, cehenneme giderken, yani diğerlerini sokan ölecek. Şimdi Yasin'in lisanına gelip benimle konuşacak mısın? Hiç sana duamı okumam, ben Yasin'lere şeylere, şeytanlara pek fazla okumuyorum. Oysa seni direkt öldürmeye başlayayım mı? Hangisi? 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 İstediğin an konuşursun lan it. Ne bekliyorsun? Konuşmayacak mısın? İsterseniz bir tanenizi öldüreyim, sonra devam edelim sohbet, olur mu? He? Olur mu? Olur mu? He? Olur mu? He? Olur mu? He? Olur mu dedim sana? Önce öldüreyim, sonra mı konuşalım? He? Yoksa hangisi? Hangisi? Hangisi İfrit? Bak seni bir yok değil mi? Okumuşsu vereyim mi? Yasin. Efendim? Okumuşsu vereyim mi? Yok, tamam, tamam. Ver. Allah'ın adıyla. Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Lisana gelecek misin? Konuşacağız mı? He? Bir stop yap, dinlensin. Anneni iterken şöyle bir itin. Kilitlendi kaldı. Ben de orada konuşuyordum ama kendi konuşanımda kendimi tuttum. Ne diyorsun sen diyecekler? Ne bakıyorsun gözümün içine? Seansta. Devreye girecekti bir. Ben hayır diyecektim de oğlum diyorum, kendi konuştum başına. Hocaya saygısızlık yapma diye kendi bir şey yaptım. Diyecektim yani. Ne harbi, ne ayak yapıyorsun sen? Aynen böyle konuşacaktım. Ne ayaksın sen diyecektim. Kendi lisanımda normalde böyle çok konuşuyorum. Ne ayaksın sen filan. Diyecektim. Oğlum diyorum kendim sesen ne alakası var şimdi dedim. Hani dedim şey yap. Kendini kontrol et. Ama yani, rahatsın.
Çok rahat. Çok sıktı kendini, yoksa var ya şaka. Yoksa orada başladı yani. Evet. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ya. Geçmiş olsun bakalım. Şimdi Yasin'im, hayvanları kestin ve geldin. Bakalım soluca. Kestik Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. İtiş şöyle ayakları. Var mı abicim çekimle? He? Serbest duruyorsun değil mi aynı şekilde? Hiç seansa girmeden önceki gibi. Var mı çekilme? Yok. Çok az. Biliyorum. Yok, şu an? Yok. Tamam değil mi? Tamam, hadi yok. Geçmiş olsun. Yoksa öyle şey yok. Demek ki olay bu. Yani yıllar boyunca... Demek ki sayıyı tutturmuşum yani. He? Üçlü beş tane kestik. Daha iyi. Garanti olsun. Olsun. Olsun Allah. Şimdi yorumlarını alalım bakalım senin Yasin kardeşim. Yıllarca gittin. 14 yıldır uğraştın. 14 yıldır. Sence böyle olmalı değil mi yani bu tedavi? Böyle olmaz. Ve hocaya bana... gittiğinde adam seni bir daha gel mi yoksa... Kulu oldum, kapı köpeği oldum ya. Gidiyorum. Bir şey olmuyor, bizden koptuğun için olmuyor. Hayda, bir şey olması için senin yanında olmam lazım. Kızların biri geliyor, biri gidiyor. Nişanlandığı kızların evliliklerini görüyorum ya. Artık bu peki sürü... ailece de tabii gittiniz hocaya. Ailece gittik, onlar bıraktı. Toplam kaç milyar vermişsiniz? Öbürküne çok var, 13-14 milyar. Bu para olmadı ama bunun şeyi başka, bu pahalı. Yani bu irade yolu daha kötü. Sadece onun dediği olacak, benim dediğim olacak. Zaten şey bu, benim bizi dinleyeceksiniz. O da cini dinliyor. Yani resmen benim cinlerim var, böyle aynen. Diyorlar diyor. Bu ne yap ve ben de, Mahmut Efendi'den el aldım, onun şöyleyim, böyleyim diyor. Oldu diyor, işte öyle zannettik ama ne kadar kolaymış ve kolay değil tabii. Ne kadar enteresan ama değil mi? Bak vücudumdaki akım çektiğimizde küt diye geliyordu. Şu an bir akım yok ve en azından bunu vücudumdan hissedebiliyorsun bir akımın olmadığını. Göğsün sıkışmıyor yani. Kaç yıldır? 14. Peki 14 yıldır göğsüm sıkışıyor diyorsun. Böyle otururken de sıkışıyor muydu şu an? Şöyle. Bir tane kötü bir şey oldu, sıkıştırma yetiyordu. İş iyi gitsin, bir kızdan ayrılayım. Aklıma bir kız takıp yine sıkışıyordu. Hmm. Kız olsun, iş kötü gitsin yine sıkışıyordu. Yani bir ikilem vardı. Mutlaka kötü giden bir şey zaten. Evliliğe yöneldiğin zaman sıkışıyordu. Yani hayatta en çok üzüldüğüm şeyler onlar oldu. Yani bir yuva kuramadım dedim, bir şey attım. Çok iyi niyetle başladı. Ben iyi, kızlar iyi. Kızlar melek hatta. Sonra zaman geçiyor, yapamıyorum. Bir vesvese geliyor karşı tarafa, bazen sana geliyor. Rüya görüyorlar, rüyalar anlatıyor. Hep birisi var, başka birisi var senin olmayan şeye. İftira şeyine getiriyorlar. Ama görüyorlar, niye görüyorum diye bu rüya, sürekli aynı rüya görüyorum. Yani bir şey bunu engelliyordu yıllardır. Yani mesela en son işte konuştuğum kız görüştü. Ne getirmek istemeye geleceksin seni, en büyük ne sensin, kendin gel yeter dedi. İki hafta sonra, sen de olamayacağını anlamadın dedi, daha harbiden zorluyorsun, aynı kişi. Hmm. Sevmem benim için bir şey ifade etmiyor dedi beni sen. Biliyorum ama diyor olmaz diyor. Yani bu belki hayatta duyacağım en azı şeylerden biri diyor ama duyduk yanında. Söylemiş olduğum adak kesilirken aynı niyeti yaparken yaptıktan sonra vücudunda bir titreme, bir rahatlama çok oldu. Bir yükün kalktığını hissettin değil mi? Aynen. Hani az önce seansla konuşurken koşardım. Buraya gelirken ölüyordum yorgunluktan. Şimdi koşarım yani Ankara'da koşarım. Hani sana dedim ya, sen Ankara'ya bir tur attı atarsın. İstanbul'a koşarım, ben yürüyerek giderim. Böyle bir enerjiyi vücudunda hissettin değil mi? Olmayan bir enerji. Yani ben işe 12'den sonra giden bir adamım, gidemiyorum. Ne kadar 10 gün tatile gideyim, ertesi gün işe gidecek olayım, yine 12'den sonra gidiyorum. Çünkü 5 farklı sebepten gelen 5 farklı enerji vardı vücudunda. Dördünden kurtuldun. Şu anda tam değilsin bak. Şu an iyi hissediyorsun kendini çok ama tam değil. Baban o reçeteyi yapsın. Az önce aradı, kimle görüşüyorsun dedi. Ben dedi babamın mezarına gitmem dedi. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Götürmem lazım. Sen babamın mezarına gitmezsen diyeceksin ben de bu mürüvveti sana göstermem. Evlenirim senden, habersiz evlenirim. Giderim bir yerde çünkü Allah diyeceksin, ana babanın rızasını alamayana evladının mürüvvetini haram kılmış. Sen bu mürüvveti görürsen ben de bu mürüvveti sana her gösterdiğinde bana bir bela, bir musibet gelir diyeceksin. Çünkü bu hadisi ben geçemem baba diyeceksin. Evet. Ya sen babanın kabrine gidip rızanı alacaksın, helalini alacaksın, mürüvveti göreceksin. Ya da sen benim babamsın, canımsın.
Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine tabi olurum. Bu mürüvveti sana göstermem diyeceksin. Başka bir yolu yok yazsın. Ne onu söyleyeceğim artık ya. Özellikle bak, babalar kendi anne babanın rızasını alamadığında evlatlarının mürüvvetlerini göremiyorlar. Bir şeytan illet oluyor, o mürüvveti ya bitiriyor ya bozuyor yani. Oradan kaynaklı 24 saat Kabe'nin önünde namaz kılsın, ana babanın rızasını alamayan cennete giremez. O babasının rızasını dünyada alamadıysa bile cuma günü babasının kabrini ziyaret edecek. Çünkü hadis-i şerifte var. Cuma günü anne babanın kabrini ziyaret edip dua etmeye devam edenleri Allah ana babanın razı olduğu evlat olarak yazar. Baban ana babanın razı olduğu evlat olarak kendini yazdırırsa da evladının mürüvvetini görür. Yoksa göremez. Helallik mi olacak? Ne demesi lazım? Babanın, dedenin kabri başına gelecek. Öldüğü her yıl için 3 ihlas bir fatiha okuyacak. Diyecek ki baba, ben eşeklik ettim. Zamanında kalbini kırdım. Ben sana dünya ile taklarımı helal ediyorum. Sen de bana helal et. Çünkü cuma günü, perşembe cuma günü özellikle kabir ziyaretinde kabirdekiler kabir başına ziyaret edenleri görürler ve duyarlar. Bunu sen de daha önceden duymuşsundur. Bu şekilde helallik alabilir. Onun hayrına sadaka verebilir. Babasının ölmüşlerin hayrına kurban kesebilir. Onunla ilgili ben sana bir bilgi vereceğim. Reçeten. Onları uygulat yani. Tamam, yaparım başlayayım. Ama sende o fiziksel sıkıntı inşallah kalmadı. Yok, çok şükür. Tamam. Çok şükür. Allah'a şükür. Şöyle söyleyeyim. Şimdi o ayrıldığımız şeyler bize çok beddua etti. Bunlar ne yapalım? Onlardan helallik alacak mıyız? Bu hocalar, en son geçenlerde saydırıyorlar yani. Hangi hocalar? En son dediğim yok mu? Gittiğim her Müslüman cinler olan. Müslüman cinler olan sana beddua mı ediyordu? Aileye etti. Aileye mi? Onu bir gün çağıracaksın abici. Ben seninle bir görüşmek istiyorum diyeceksin. Kur'an'daki cin suresinin 6. ayetini avucunun içine yazacaksın. Tamam bak böyle. Ama yapmak istiyorsan, yapacaksan bunu sana söyleyeyim. Cin suresi 6. ayeti avucunun içine yazacaksın. Hocam diyeceksin, burada ne yazıyor? Okutturacak. Sonra aç Kur'an-ı Kerim'i diyeceksin. Cin suresi 6'yı oku. Onu da okutturacaksın. Sen diyeceksin, yıllarca benim şirke girmeme sebep olduğunu. Vereceksin tokadı. Allah ne verdiyse. Anladın mı? Güzel bir döveceksin. Bu cin suresi 6. ayeti yazdığın elinle atacaksın kapıdan dışarı. Yapman gereken bu. Seni şirke düşürdü. Allah'tan başkasının seni koruyacağına inandırdı. Ya Hafız ismiyle şirke düştün. Belki akıllanır da gider başkalarını aynı şirke düşürmez. Yapman gereken bu kardeşim. Anladın mı? Şimdi eşyalarım şeyim orada. En son bütün anahtarları istemişti. Ev, araba, iş, bizimkilerden toplayıp hepsini verdim. İşi vermek, işi bizimkiler beni kurallamış, aldım. Nasıl ev anahtarlarını istiyorsun? Evin anahtarlarını istedi. Neden? Bizimkilerin girmemesi için. İşin anahtarlarını istedi. Bizim... Hangi eve girmemesi için? Benim dairem. Niye? Çünkü şöyle, onların olduğu yerde olup bitmez dedi. Anne babanın olduğu yerde. Çünkü nasıl söyledim, onları yok. Abicim çok... adam şeytana çalışıyor. Bak gözünü seveyim Yasin, beni yükleme. Abi yok abi, çok iyi anladım. Yapman gerekeni söyledim. Anladım. Yap! Hayatından at, o kadar. Yok, atacağım. Ama avucuna yaz o cin suresi altını. Bir kere okut ona. Ondan sonra ver kutsal abici. Bak, kısasta kaç tane oldu. Bir de cehenneme gitmene çalışıyor. Anaya babayı hepten reddedip, bu sefer... Ama söylediğim bu çoğu, İslam ilmi çoğunu ondan aldım. Yani, demek ki bu işler biraz farklı. Doğru da var, şirk de var. Ama bir tane hata adamı götürüyor zaten. Azgınlığını arttırır. Üç doğru söyler, üç yanlış. O yanlışlardan bir tanesi seni şirke düşürür. Bir tanesi cehenneme götürür. Ama o doğruların seni kurtarmasına yetmez. Çünkü ana babanın diyor, rızasını alamazsa şehit olsa dahi cennete giremez. Evet, tabii. Ne oldu? Anneni babanı reddet, şöyle yap, böyle yap. Böyle bir şey yok. Üçüncü gün buradayım. Allah'ın izniyle bizimkiler de olası kabul oldu demek yani. Böyle yap kardeşim sen. Ananı babanı güzel sarıl, kucakla, öp ellerini. Ben sizin kalbinizi kırdım, gönlünüzü kırdım. Siz bana hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Anamsınız, babamsınız, canımsınız. Hepsi o. Onu da yap. Başka hiçbir şey. Bir adamla ilgili bir soru. Orada muhabbet ederken işte kısmetten falan açıldı konu. Abi anlatıyordu. Ya dedim, kurbanları kestik 5 tane.
Dedim şu Kübra dedim gelsin dedim evlenelim iki tane daha koç keselim dedim. Ne yapıyorsun ne dedi dalak ne adadın dedi dadık yani. Ne var dedim ya kesemiş hakkıma dedim ya. Dedi ki adam aman lazım. E dedim bunun şeyi ne hadis varmış onu bilmiyordum işte. Adak adamayın diyor hadis var. Adak adamayın. Bilmiyordum. Ama adadın Kübra gelirse iki koç keseceksin yani. Keseceğim. Ama bir de adam. İçinden geçirdiğin şeyler adak olur mu ya? Niyet içinden geçirip niyet ettiğin adaktır. İçinden geçirdim niyet ettim. Niyet adak niyet ettim. Mesela ben içimden geçiyorum. Diyorum ki Allah'ım diyorum. Bugün böyle bir ev almak istiyorum. Yarın ev alırsam bir kurban keseceğim dedi. Niyet ettim. Yarın da ev al. Kesmek zorundasın. Kesmek zorundasın. Bu şeytanın vesvesi de çok. Şeytan her şeye vesvese veremez mi içinden? O adak, bu adak, şu olsun. Yok. O geçti. Şu an senin üzerinde adakla ilgili hiçbir enerji yok kardeşim. Bunu zaten hissediyorum. Bir tek bak söylediğim enerji. Babanın, babasının yaptığı bedduadan tövbe etmeden kabre girmesi var. Bak bunu ben sana söyleyeyim, sen de kendini az çok bunu çağırıyorsun. O da baban o enerjiyi kaldırsın, herkes gülgül ister. Bak ablamda var diyorsun, diğerlerinde var. Kimsede bir sıkıntı kalmaz Allah'ın. Allah'ım inşallah. Onlar yapsın. İşte şu ailemde bir şeyle kalksın yani. Yoksa çok iyi bir aileyiz ama huzursuz bir aileyiz yani. Maddi olarak şeytan o kadar çok yüzünü göremiyoruz. Şeytan... Her şey arada kaynak gülüyor. Şeytanın o kadar çok tuzakları var ki, İslam'ı çok güzel yaşayan bir abi geldi buraya. Adamın yüzü günahtan simsiyah olmuş. Tolga abi dedim, kusura bakma da ne halt işledin dedim diyor. Bu kadar günah işlemen için senin dedim yani çok günah işledim. Hocam vallahi dedi bir namazımı kılarım, ibadetim hiç dedi kimsenin hakkını yemem. Hukuka çok dedi dikkat ederim tamam mı? Bak şimdi. Peki dedim nasıl oldu dedim sana bu iş dedim böyle. Ya hocam dedi, kayınpederim bana büyü yapmış dedi. Peki kayınpederim dedi, nasıl bir adam? Kayınpederim dedi, içki içer, zina yapar, kumar oynar, her türlü melaneti işler. Kusura bakma da Tolga abi dedim, kayınpederin her melaneti işlemiş ama sadece sana büyü yapmamış. Ve sen dedim, tam 6 yıldır bana büyü yaptı diye onun bütün günahlarını dedim almışım. Düşünebiliyor musun? Ve adam buraya geldiğinde sağ tarafı kısmi felçti, yürüyemiyordu. O zaman bir dua et bakalım, Allah'ım dedim, kayınpederimin günahlarını affet, onun günahları için sana tövbe. Adam dua edemedi, kilitlendi kaldı, kıvrım kıvrım kıvranıyor. Kendi günahımdan tövbe ediyorum deyince bir şey yok. Ama Allah'ım kayınpederimin iftiradı... Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Değerli kardeşlerim, yayınladığımız seans videolarında kim milyonu aşkın kişi bunları izliyorlar ve birçok kişi dinler ve şeytanların gerçek boyutlarını, insan hayatına nasıl tesir ettiğini, musallatın iç yüzünü ve şeytanın bütün hile ve tuzaklarını yavaş yavaş öğreniyorlar. Ben burada şu hususu dikkatinizle sunmak istiyorum. Tabii ki bizleri eleştirenler var. Videoların altına saçma sapan yorumlar yapan ateistler, deistler, dinsizler, hatta çok affedersiniz deistler var. Bu insanlar rol yapıyor diyenler var. Bu insanlar parayla tutulmuş diyenler var. 80 taneden fazla video var. Her birine birer milyar versek rol yapması için ki çok yetenekli oyuncu olmaları gerekiyor. 80 milyar para yapar ki ben o kadar çok zengin değilim. Ve bu insanlar bu rolleri bu kadar inandırıcı ve bu kadar gerçek bir şekilde yapmaları imkansız. Ama işte şeytan bir gerçek ispatlanınca bunu inkar etmek için insanların kalplerine ve akıllarına bu insanlar rol yapıyor diyerek vesvese verecek ve tabii ki görevini yapacak.
Çünkü ben ilk kayıt yapmaya başladığımda şeytanlar inim inim inliyorlar ve bağırıyorlardı açığa çıktıklarında. Kayıt yapma, kaydı durdur, sakın kayıt yapma, kaydı istemiyoruz diye. Çünkü onların bütün hile ve tuzaklarını bu seanslarla, yaptığımız kayıtlarla yavaş yavaş açığa çıkarıyoruz. Ve inanın o seanslarda ciddi musallat yaşayan insanların söylediklerimizi yapanlardan hepsi kurtuldu. Ve hayatlarında, yeni yaşamlarında diyelim, İslam'ı dört dörtlük yaşıyorlar. Namazına, ibadetine, orucuna, zekatına, her şeyine dikkat ederek yaşıyorlar. Bu önemli bir hizmet. Bir başka husus da şu ki, şimdi arkadaşlar, burada bazı gerçekleri görüyorsunuz, izliyorsunuz. Şeytanların insanlara nasıl musallat olduğunu, nasıl tasallut olduklarını, bedenlerin içerisine hangi günahlardan girdiklerini biliyorsunuz. Artık bir evuzu çekin. Namaza başlayın. Evuzu çekin. Orada izliyorsunuz videolarda ben faizden girerim. Kredi kartını alan ve taşıyan faiz sistemlerine destek vererek bize hizmet eder ve lanetlenir, cehenneme bir giriş kartı alır. Sözünü dinliyorsunuz ama hala kart cebinizde veya bankalarda kuyruktasınız. Yapmayın böyle arkadaşlar. Yapmayın böyle. Burada bir film gibi musallatın iç yüzünü izlerken lütfen kendi hayatınızda öğrendiğiniz kadarıyla şeytana evuzu çekin artık. İnsi ve cinni şeytanlara evuzu çekerken kendi hayatınızda şeytanın sizin hayatınıza taalluk edeceği, sizin hayatınızda karışacağı, vücudunuza gireceği ve girmesine sebep olacak günahları, zinayı, içkiyi, kumarı, fuhşiyatı. Bunları terk edin. Evuz besmeleyi çekin, namaza kalkın, namaza başlayın artık. Her namaz kılmayana, her namazı terk edene beynine girerim derken şeytan, bu bir gerçek arkadaşlar. Zuhru 37'de dinliyorsunuz, okuyorsunuz, defalarca anlattık. Her kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytanı musallat ederiz. Zikrinden yüz çevirmeyin. Kur'an'dan yüz çevirmeyin. İbadetten yüz çevirmeyin. Allah'ın emir ve yasaklarına itaatten yüz çevirmeyin arkadaşlar. Bir başka husus da şu ki, diyorlar ki, hocam, şeytanların sevkiyle bunu yapıyorlar. Bana cinnet geçecek ya. Hocam, bu işi Allah için mi yapıyorsun, para için mi yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar, bunu söyleyen eğer gerçekten Allah'ın rızası neyle kazanılır bunu bilseydi bunu söylemezdi. Bugün çalışan insanlar ki çalışmak bildiğiniz üzere bir ibadettir. Çalışmak ibadettir. Çalışır, ibadet eder, Allah'ın rızasını kazanır, helal kazanır. Bu bir ibadettir. Yani çalışmaktadır Allah'ın rızası. Yani daha doğrusu ekmeğini taştan çıkaranlardır. Allah'ın rızasını kazananlar, çalışanlardır. Şimdi Erol Hoca ne yapıyor? Arkadaşlar Erol Hoca ekmeğini taştan çıkarmıyor. Ekmeğini şeytandan çıkarıyor. Hayatını ortaya koymuş. Ekmeğini şeytandan çıkarıyor. Bu işi böyle yaparken, hayatını ortaya koyarken, çalışırken bir ofis açmış, insanlara hizmet ediyor. Şeytanların tasallut olduğu insanlar her an şikayetçi olabilirler, her an senden davacı olabilirler, gelip seni bıçaklayabilirler. Ekmeğini şeytandan çıkaran bir adama, bu işi para için mi yapıyorsun, Allah için mi yapıyorsun sözüyle şeytana hizmet etmeyin arkadaşlar. Her emeğin bir karşılığı vardır. Bu işi yaparsın, hizmetinin bedelini alırsın. Kaldı ki parasız tedavi ettiğimiz insanlar da vardır. Bunları deşifre etmek zorunda değiliz. Birisi bir hastaya getirir, ben hiç kimseyi bir
videoları izleyip de getirdiği bir hastanın yanında seansa ücretsiz almadan göndermedim mesela. Bunları burada deşif etmek istemiyorum. Ama siz günahlarınızla, hatalarınızla, isyanlarınızla şeytanları bedenlerinize sokacaksınız. Ha Erol Hocam, işte benim şeytanım çıkar. Benim şeytanım nasıl çıkar? Bedelini ödeyeceksin arkadaşlar. Ya da o günahı işlemeyeceksiniz. İstiğfar edip arınmayı biliyorsanız arınacaksınız. Bu böyle bir şey. Ve sizlerden ricam, bu videoları izlerken ders çıkarın. Ve çıkardığınız dersleri hayatınıza uygulayın arkadaşlar. Şeytana evlilik çekin. Ben bugün varım, yarın yokum. Bu kardeşinizin kıymetini öldükten sonra anlamayın. Ölmeden anlayın. Bir başka husus da şu. Benim bir özelliğim yok. Benim sizden bir üstünlüğüm. Vallahi de yok, billahi de yok. Ben sadece gerçekten musallatı en ağır yaşamış, laneti iliklerime kadar hissetmiş birisi olarak bundan kurtulmak için, ümmeti Muhammed'in kurtulması için bir dua ettim. Rabbim de benim ihtiyacım olduğu için, en çok benim ihtiyacım olduğu için bu ilmi bana nasip etti. Ben kendi nefsimde yaşadıklarımı sadece sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Cumanız mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.